akşamlar sevgili izleyenler. Bitlis Gündemi programıyla karşınızdayız. Hepinize kucak dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz efendim. Kentimiz önemli günler yaşıyor. 20 ilin kültür müdürü Bitlis'te toplandı. Kültür ve turizmin ülkemize, bölgemize getirdikleri Bitlis'te masaya yatırıldı. Bu toplantının ayrıntılarını programımızda konuşacağız. Stüdyomuzda değerli misafirlerimiz var. Kültür Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Sayın Mahmut Evkuran bizlerle birlikte. Mahmut Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Hüsnü Işıkgör bizlerle birlikte. Hüsnü Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Evet. Dediğimiz gibi Bitlis'te önemli bir toplantı yapıldı. Ancak bu toplantıya geçmeden önce Mahmut Bey tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bitlis'e ilk defa mı geldiniz, ilimizi nasıl buldunuz? Çok teşekkür ediyorum. Ben de izleyenlere saygılarımı sunuyorum bakanlığım ve şahsım adına. Bitlis'e ilk gelişim değil tabii ki. Daha önce Bitlis'e çeşitli vesilelerle bulundum ama benim hala unutamadığım ve gerçekten sonrasında son derece önemli bir kültür hizmeti yaptığımızı, gerçekleştirdiğimizi hem ilgili kamuoyunun hem de gerçekten Türkiye kamuoyunun takdir ettiği, kabullendiği bir program münasebetiyle Bitlis'te bulunmuştum. O da Denk Mecler Buluşması. Evet. Denk Mecler Buluşması bakanlığımız açısından da son derece önemli bir programdı. Ayrıca da bugünlerde konuşulan kültür, kültürel kalkınma, bir toplumun kendi kültürünü ve kültürel değerlerine dayanarak kendini ifade etme anlamında da bizim için son derece önemli bir tecrübeydi. 2010 yılında gerçekleştirdiğimiz bu program TRT'de de çeşitli şekillerde yayınlandı, defalarca yayınlandı, arşiv değerini bir program oldu ve hem kültür kamuoyunun gündemine hem de medya dünyasının gündemine sürekli işleyebilecekleri, inceleyebilecekleri derin bir ve zengin bir kültür mirasının varlığını hatırlatmış olduk. Bu münasebette 2010 yılından sonra yine bugünlerde de bir münasebette Bitlis'te bulunuyoruz. Evet. 20 ilin kültür ve turizm müdürü Bitlis'te toplandı ve Türkiye'nin kültür zenginlikleri Bitlis'te masaya yatırıldı. Bu toplantı hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Evet, bu toplantı gerçekten önemli bir toplantı bakanlığımız açısından. Çünkü bakanlığımızın çok farklı hizmetlerini yürüten farklı birimleri var. Sanat kurumlarımız var. Devlet tiyatroları, güzel sanatlar, devlet opera balesi sanat kurumlarımız var. Turizm yatırımlarını yöneten, yönlendiren başka bir birimimiz var. Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğümüz var. Çok kapsamlı taşa teşkilatıyla ve kurullarıyla. Son derece kapsamlı her bir genel müdürlüğümüz ayrı ayrı programlarını, yıllık programlarını icra ederler. Ancak biz önemli bir tema veya önemli bir olay veya önemli bir bölgeyi bütün varlık ve değerleriyle kalkınmasını hedeflediğimizde bütün kurumsal kapasitemizi, koordinasyonunu sağlarız ve sanat faaliyetlerinden altyapı, turizm ve çevre kültürel değerlerini tanıtımına varıncaya kadar çeşitli hizmet ve faaliyetlerini ilgili birimlerimizin katılımlarıyla masaya yatırırız. Mevcut durum analizlerini yaparız. Daha sonra her bir tespit bizim için aynı zamanda bir proje ve faaliyet çıktısı olarak eylem planında yerini alır. Sonra biz kısa, uzun ve orta vadeli bir yaklaşımla o bölgenin kültür ve turizm kalkınmasını aslında bir plana bağlamış oluruz. Evet. Bu münasebette, bu çerçevede bir çalışma için Bitlis'te bulunuyoruz. Söylediğiniz şey evet, 20 Kültür Turizm İl Müdürümüzde buradayız. Çoğunlukla Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgemizde hizmet gören arkadaşlarımız. Ayrıca bakanlığımızdan da son derece üst düzey bir protokol katılımıyla bu toplantıyı gerçekleştirdik. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Abdurrahman Aracı da Bitlis'teydi. Evet, Sayın Bakanımızın da başkanlık ettiği, hiç kesinti olmadan bütün konuşmaları, sunumları, değerlendirmeleri izledi. Evet. Ama onun dışında da önemli ana hizmet birimlerimizin birim amirleri, birim amir yardımcıları da bu toplantıda bulundular. Bu toplantının amacı neydi, neyi hedeflediniz Mahmut Bey? Evet, girişte de söylediğim gibi kalkınma. Artık dünya toplumu, dünya ülkeleri büyük bir rekabet içerisinde bütün imkanlarını seferber ederek küresel refahtan pay almak istiyorlar. Bu yarış, bu rekabet özellikle o toplumun kültürel ve toplumsal dinamiklerine dayandığında daha sürdürülebilir, daha sağlam ve sizi daha saygın. Yani milli gelirini büyütmüş bir ülke olmanın yanı sıra
dünya ülkeler arasında da kimliğinizle, kültür ve sanat birikiminizle de saygın bir yer almanızı sağlayacaktır. Dolayısıyla kültürel kalkınmanın, kalkınmanın son derece önemli bir boyutu olduğunu dünya son 10 yılda çok yakından keşfetti. Yani kültür ve sanat üçüncü bir sektör değildir artık. Evet. Veya bir toplumun kendi değerlerine dayanarak üretmiş olduğu sanat bir boş zaman veya bir eğlencelik faaliyet değildir. Bu doğrudan sizin dünyada varlığınızı ve kimliğinizi ifade ettiğiniz bir etkinliktir. Dolayısıyla kültür den tabii ki kültür varlıkları boyutu var. Tarihsel ve arkeolojik miras. Türkiye bu anlamda son derece özel bir ülke. Uygarlıklar beşiği diyoruz ki gerçekten höyükler coğrafyası Anadolu. Ama onun dışında hala yaşaya gelen sözlü kültür mirasımız, sanat üretimine kaynaklık eden kentsel mirasımız gibi pek çok kültürel miras unsurlarımız var. Bunları ihya etmek, korumak, korumanın yanı sıra yaşatmak ve bunlardan değer üretmek. Özellikle sanat sektörü, kültür sektörü başlığı altında inceleyebileceğimiz medya, sinema, video art gibi yeni sektörler yine o ülkenin masallarını, hikayelerini, sözlü kültür geleneklerini ve tabii ki kentsel mirası marka değerine dönüştürülmesinde önemli yapımlarıyla kültüre yaslanmak durumunda. Evet. Kalkınmanın tabii ki bu çabasında illerimizin kendi dinamiklerini de bir yönüyle keşfetmeleri, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin ve tabii ki sade vatandaşlarımızın kültürel mirasa yönelik bilinç ve duyarlılıklarının da artması gerekiyor. Çünkü kültür dediğiniz şey başkasının size gelip öğreteceği bir şey değil. Evet. Sizin keşfetmeniz ve sizin kendi kavramlarınızla dünyanın anlayabileceği mecralarda çeşitli dedim az önce bahsettiğim gibi film yaparak, çeşitli etkinliklere, sahneleyerek yeniden üretmeniz ve sahip çıkmanız gereken bir olgu. Evet. Bunları bu tabii genel bir çerçeve. Biz bunları daha operasyonel bir düzeyde ele aldık. Yani alfabetik sıraya göre Adıyaman ilimizden Van ilimize kadar 20 ilimizin kültür envanterini, kültürle ilgili gerek yerel yönetimlerin gerekse de toplumun beklenti ve ihtiyaçlarını dinledik. Bu değerlendirmeleri aldık ve bu değerlendirmelerden şu ortaya çıkıyor. Çıkmasını umuyoruz. Tabii ki bakanlığımızın ajandasına bu bölgeyi daha güçlü bir şekilde yansıtacak bir eylem planını oluşturmak amacıyla iki gün boyunca çalışmalarımızı sürdürdük ve kısa bir süre önce akşam saatlerini tamamladık. Evet. Peki kalkınmanın kültür ve turizm açısından önemini biraz daha açar mısınız Mahmut Bey? Tabii az önceki ifadelerimi açmak isterim. Kültür, kamuoyu dediğimizde dünyaya baktığımızda bunun UNESCO adını verdiğimiz Birleşmiş Milletler'e bağlı Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı'nda kültür çokça ele alınan bir konu. Evet. Kültür nedir? Kültüre nasıl yaklaşmamız icap eder? Kültür politikaları neye öncelik vermeli ve bileşenleri ne olmalıdır? Şeklinde çok üst düzeyde dünya entelektüellerine katılım sağladığı bir platform. Az önce bu platformda biraz mutabakat halinde ulaşılmış bir tanımı paylaştım sizlerle. Kültür gerçekten yaşamsal değere sahip bir olgu artık. Evet. Yani sırasını beklemesi gereken bir olgu değil, yaşamın doğrudan merkezinde olan bir şey. Yani bir kent tarihi dokusunda atanızdan, dedenizden veya önceki kuşaklardan miras olarak kalmış ve tarihi özelliği ve güzelliği olan bir evi korumanız gerekiyor. Bu sadece sizin yaşam çevrenizi ve yüksek yaşam standartınızı korumanızın bir gereği değil. Yaşadığınız şehrin marka değeriyle de ilgili. Yaşadığınız şehrin itibarıyla da ilgili ve elbette bütün gelişmiş ülkelerdeki temel bir standart olan kültüre, tarihe ve çevreye sahip çıkma bilincinin de bir göstergesidir. Evet. Dolayısıyla kalkınmak isteyen ülkeler milli gelirini artırmanın
yanı sıra sahip oldukları bu değerleri ve varlıkları olabildiğince korumaya ve değerlendirmeye yönelmektedirler. Gerçekten de birkaç ülke dışında, yani doğal kaynak zengini birkaç ülke dışında kalkınma yarışında önde giden ülkelerin çok güçlü bir kültür politikaları vardır. Bu kültür politikalarının en önemli birinci ayağı koruma politikalarıdır. Korursunuz. İnsanlık adına korursunuz. Gelecek kuşaklar adına korursunuz. Müzelersiniz. Olduğu yerde bulursunuz. Olduğu yerde korumaya çalışırsınız. Öğren yerine çevirirsiniz. Hali hazırda yaşayan sözlü kültür ürünlerinizi, örnek vermek gerekirse denk beş hikayeleri, aşıklık geleneği, masallar, ninniler gibi sözlü şarkılar, türküler, bunları korursunuz. Ve bunlar size bir dünya görüşünü zaten kuşaktan kuşağa en ince, en sanatkarane ürünleriyle ulaşan örneklerdir. Bu örneklere sahip çıkmanız gerekiyor. Dolayısıyla envanter çalışması ve derlemeler kültür politikalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü bir şeyi yaratmak ve yeniden dönüştürmek isteyen gelecek kuşaklar toplumlarına veya bizi kültüre baktıklarında bu envanter bilgilerini veya koruduğumuz evleri göreceklerdir. Evet. Onlar üzerinde insanlar gelip film çekeceklerdir. Platolar oluşturup orada çeşitli uluslararası etkinlikler yapacaklardır. Tabii ki kültüre bakış açısı geçmişten geleceğe doğru bir bakış açısını kaçınılmaz olarak gerektirir. Günübirlik ve konjonktürel biraz da çok kişisel bakış açısını taşıyabilen bir alan değildir kültür. Turizmle ilgili de kültür ve turizmle ilgili konuşacak olursak sahip olduğunuz değerleri başka insanların da paylaşmasını açmanız gerekiyor. Çünkü biz ne diyoruz? Uygarlıklar ve şi bir coğrafyaya sahip olduğumuz veya bize miras kaldığından bahsediyor isek bunun kaçınılmaz olarak başka bir boyutu da bunu insanlık mirasını insanlarla paylaşmak, insanlık ailesiyle paylaşmak. Elbette Türkiye bir turizm ülkesi olmak zorunda ve Türkiye turizme sunduğu kültür değerlerini daha da artırmak zorunda. Özellikle bu bölgenin, bu bölgenin turizmi kültürüne dayanarak geliştirilmesiyle ilgili bakanlığımızın bir duyarlılığı, bir önceliği var. Bunları da toplantıda değerlendirdik. İnşallah eyleme geçtikçe sonuçlarını da vatandaşlarımız görmüş olacaklar kendi hayatlarında. Sonuçları demişken bu toplantının sonuçları bölgemize neler kazandıracak Mahmut Bey? Ne elde etmiş olacağız? Evet, öncelikle bu bölgenin Türkiye'yi bir uygarlıklar beşiği olarak dünyaya tanıtıyoruz. Bakanlığımızın yurt dışı tanıtım dokümanlarında. Bu mirasın hatırı sayılır bir bölümü zaten bu bölgede. Evet. Yani Nemrut'tan tutun, tabii eski tarihsel ve arkeolojik mirastan tutunuz. Anadolu kültürünü inşa eden önemli kanaat önderleri, tarihi şahsiyetlerin de burada yaşadıklarını, eserlerini burayı mekan olarak kullandıklarını, Ahmet Kiziri gibi, Ahmedi Hani gibi, Fakih Teyran gibi önemli isimlerin, Said Nursi gibi önemli isimlerin mutlaka bu bölgeden beslendikleri, bu bölgede icra-i zanaat eyledikleri, bu bölgenin tarihsel ve kültürel mirasına, manevi mirasına, tabii ki bu bölgeyle sınırlı değil ama buraya çok kalıcı izler bıraktığını biliyoruz. Dolayısıyla bu bölgenin iki yönlü potansiyeli var. Hem Türkiye için iç turizm de son derece önemli bir potansiyel. Bunun örneğini Mardin yaşıyor. Biz istiyoruz ki bütün ilçelerimiz ve illerimiz Mardin gibi kabuğunu kırsın ve iç turizmde önemli cazibe merkezi haline gelsin. Bir başka boyutta tabii ki Türkiye'deki uygarlık eserlerini keşfetmek isteyen yabancı turistler açısından da başkaca bir cazibe unsuru. Evet. Bunlar tabii kültürden bahsediyoruz. Bu bölgede inanılmaz zenginlik ve çeşitlilikte bir çevre ve doğa var. Doğru. Kış turizm merkezlerimiz var. Bakanlığımızın ilan ettiği ve yatırımlarını yönettiği, kaynak ayırdığı, yapılan yollarla erişme sağlamaya çalışıyor. Son derece önemli. Yani kültürel, doğal ve çevresel varlıklarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi aynı Belek ve Antalya bölgesinin 10 yılda 1'e 3, 1'e 4 artış sağladığı bu gelişmeyi
kısa sürede sağlayabileceğini söylüyoruz, düşünüyoruz ve bunun hazırlıklarını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Evet. Peki bu toplantı Bitlis'te yapıldı. 20 ilin kültür ve turizm müdürü Bitlis'e geldi. Kültürel zenginlikler Bitlis'te masaya yatırıldı. Peki neden bu toplantı Bitlis'te yapıldı? Özel bir amacı var mıydı? Evet, az önce bahsettiğim hususlar tabii ki bu toplantının Van'da da, Şırnak'ta da, Diyarbakır'da yapılmasını aynı zamanda da gerekçesi olabilecek genellikte idi. Evet. Bitlis'te yapılmasının bir nedeni, Bitlis'te daha önce böyle bir tecrübeye sahiptik. Adeta kültürel açılım anlamında benim için özel olarak çok önemli bir tecrübeyi Bitlis'te yaşamam, Bitlis'te gerçekleştirmemizin ilk nedeni. İkinci nedeni, bu toplantının tabii ki bu ikinci toplantımız. Bundan önce bir toplantımızı Ankara'da bakanlık merkezinde gerçekleştirmiştik. Orada daha 16 ilimizin katılımıyla. Orada Bitlis İl Müdürümüz sağ olsun ikincisinin gündeme geldiğinde ikinci toplantıya ev sahipliği yapmak istediğini söyleyince bu toplantıya ev sahipliği yapma görevi deyim artık. Biz çok memnunuz. Bitlis Valimiz ve Bitlis İl Kültür Müdürlüğümüzün tarafından oldu. Tabii ki özel bir değerlendirme değil. Tamamen böyle bir isteği, böyle bir arzuyu biz de tabii ki geri çeviremezdik. Evet. Bu kadar önemli bir toplantı Bitlis'te yapıldı. Tabii ki böyle güzel organizasyonların arkasında da bir ekip olmalı. Bir ekip çalışması oluyor. Siz nasıl hazırlandınız bu toplantıya Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak? Biz Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak bizim çok deneyimlerimiz var. Daha önce de tecrübelerimiz olmuştu bu konuda. Ve her toplantının altından çok rahat kalkacağımızı bildiğimiz için bunu nerede yaparsınız dediklerinde ilk elimi ben kaldırdım. Çünkü evet. Bitlis bu güce sahip dedim. Güzel. Bitlis medeniyetlerin birleştiği bir yer dedim. Uygarlıkların beşiği dedim. Herkesi burada toplamayı arzuladım. Sağ olsunlar o zaman bakan yardımcımız, müsteşarımız ve genel müdürlerimiz hepsi bir ağızdan evet Bitlis'e gidiyoruz dediler. Evet. Ve ben çok mutlu olmuştum. Gelip valime söyledim. Böyle bir şey yaptım. İyi ki yapmışsın dedi. İyi ki Bitlis'e geliyorlar dedi. Valimizin de büyük bir desteğiydi ve biz hazırlıklarımızı yaptık. Şu ana kadar herhangi bir aksiliğimiz olmadı. İnşallah da olmayacak. En güzel şekilde bütün hem bakanlık teşkilatımızı, bakan yardımcısı başkanlığında hem de bütün il müdürlerimizi ilimizde ağırladık. Bir program dahilinde ilimizde gezi programlarımız da olacak. Tanıtım faaliyetlerimiz, sosyal aktivitelerimiz de olacak. Biz şunu ima ettik. Biz her şeyin altından kalkarız. Çünkü biz Bitlis'iz ve güçlüyüz de. Onun için her zaman hazırız bu toplantıya. Bakanlığımızın bütün toplantılarına da talip olabiliriz. Çünkü Bitlis erişilebilir, rahat ulaşım imkanı olan bir il. Her yerden gelinebiliyor. Yani bu sıkıntımız yok. Onun için yine bitti istiyorum ben. Evet, güzel toplantı. Bir şekilde her şeyin olduğu gibi bunu da üstesinden gelmeyi başardık diyorsunuz. Ne güzel. Evet, teşekkür ederim. Nemrut'la ilgili de yapılan bir takım çalışmalar var. Bu çalışmalar ne aşamada Üstü Bey? Nemrut biliyorsunuz hep Adıyaman Nemrut'la karıştırılıyor. Biz Nemrut Krater Gölü diyelim daha doğrusu. Nemrut Ağa ve Krater Gölü desek iki tane Nemrut'un olduğunu hem Anadolu'da bilmeyen insanlar çok. Nemrut deyince hemen Adıyaman ilk başta akla geliyordu. Artık Nemrut Krater Gölü de biliyorsun hem Milli Park hem Ramsar alanı hem de kültür turizm gelişi hem de doğal sit alanı. Onun dışında Avrupalı bir seçkin destinasyon kapsamında olan bir krater gölümüz. Tabii ki bunun yeni Sayın Valimizin başlatmış olduğu jeopark çalışmasıyla Türkiye'nin UNESCO'ya dahil ilk jeoparkı olma özelliğini taşıyacak. Bunun için büyük bir çaba harcıyoruz. 20-21 Eylül tarihleri arasında da Bitlis'te büyük böyle bir organizasyon gerçekleştireceğiz. İnşallah. Bu organizasyonda da tabii ki sadece jeoparkın altında değişik jeositlerimiz olsun, kültürel değerlerimiz olsun, gastronomi olsun, bütün turizm değerlerimizi altına koyup bunu en güzel şekilde kültür yollarımız olsun. Bunların hepsini tartışacağız. Tartıştık da birkaç toplantı da yaptık bu konuda. Son aşamalara geldik. Bunu en güzel şekilde bütün dünyaya tanıtacağız. Bakanımızın da büyük bir desteği olacak buna. İnanıyorum ki
bu dünya network'üne jeopark olarak girecek Bitlis'iyle. İnşallah, inşallah efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz buradan bizi izleyen izleyicilerimize? Ben bütün izleyicilerimize özellikle Bitlis'i ziyaret etmelerini istiyorum. Çünkü artık çok rahat bir ulaşım imkanı var. Evet. Bitlis'e gelip de bazı şeyleri yapmadan asla gitmesinler. Bunlardan birini şöyle söyleyeyim. Sabah bir afşor, öğlen bir büryan yesinler. Evet. Bitlis balını almadan gitmesinler. Ahlat, Adi, Cavaz ilçelerimizde gittiklerinde muhakkak baston alsınlar. Tabii ki Mutki'ye gittiğinde Avanos gibi her bir yerimiz var. Her şeyimiz farklı, özelliğimiz var. Çanak çömleklerimiz çok güzel. Ahlat'ta çinilerimiz çok güzel. Sanatlarımız açısından çok güzel. Bunları da yanlarında taşımadan gitmesinler. Herkesi lütfen buraya davet ediyoruz. Davet ediyoruz. Lütfen buyursunlar. Evet efendim, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet Mahmut Bey, toplantıyı Bitlis'te yaptık. Güzel bir şekilde sonuca vardırdık. Ülke turizmini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, az önce hemen atıfta bulunarak bağlantısına geçeyim. Az önce Hüsnü Bey'in bahsettiği değerler, şundan emin olun, özellikle Batı Avrupalı turistlerin görmeye can attığı, hem zamanlarını hem de paralarını harcamaya değer buldukları unsurlar. Bunlar tanıtılmak zorunda. Evet. Bunlar etkili bir şekilde ve sürekli tanıtılmak zorunda. Turizm demek büyük ölçüde tanıtma demek. Ama var olmayan bir şeyden bahsetmiyoruz biz zaten. Yani bir yanılsamadan bahsetmiyoruz. Var olan değerlerimizi tanıtmamak şeklinde itirazlar ve yakınmalar çoğunlukla bizim Türk turizminden bahsedilirken ifade edilir. Doğrudur. Sahip olduğumuz değerlerin dünya pazarlarına ve dünya tanıtım mecralarına etkili bir şekilde tanıtılması gerekiyor. Bu anlamda da gerçekten çok büyük bir rekabet var dünya medyasında. Şimdi tabii turizmden şu şekilde bahsedebilirim kısaca. Çünkü çok teknik yönleri de olan bir konu ama Türkiye'nin turizmdeki ulaştığı şu anki konum, dünyadaki konumu aslında bir başarı öyküsü anlamına geliyor. Bunu bir aynı zamanda bir turizm bürokratı olarak da rahatlıkla söylüyorum. Çünkü muhataplarımız bunu nasıl yaptınız? Yani 10 yıl önce 10 milyon altında bir ziyaretçi kabul eden bir ülkeden şu anda 32 milyona nasıl ulaşıyorsunuz? Nasıl insanlar veya diğer ülkeler, Akdeniz çanağındaki diğer ülkeler krizden derin bir şekilde etkilenirken ve kendilerini tekrar bir önceki sezonun rakamlarına ulaştırmak için çok ciddi tanıtım bütçeleriyle krizi yönetmeye çabalarken siz adeta krize uğramadan sürekli dünya turizmi %4 büyürken Türk turizmi niye ortalama %7, %10 büyüyor sorusuna muhatap oluyoruz. Biz de bunu şu şekilde cevaplandırıyoruz. Türkiye turizme geç başladı. Ama geç başlamasının bütün avantajlarını kullandı. Yaşanan diğer ülke tecrübelerinden dersler çıkardı. 83-84 yılıdır bizim için profesyonel turizm yapılanmasının hem hukuki anlamda hem de profesyonel turizm yatırımları anlamında. Tabii ki Akdeniz çanağında kitle turizmine hitap edecek şekilde bir ilk kuşak turizm yatırımları gerçekleştirildi. Evet. Bundan sonra Türkiye tabii ki bir Yunanistan gibi, bir İspanya gibi bir ülke değil. Bunu çeşitli şekillerde anlatabiliriz ama şunu söylemek istiyorum. Hem iç hem de bölgesi, hemen sınırların ötesinde yaşanan bütün zorluklara ve sorunlara rağmen, turizmden kaynaklanmamakla birlikte yaşanan bütün bu zorluk ve sorunlara rağmen Türkiye bunlara da baş ederek, bunlara da doğru stratejilerle yöneterek turizmini sürekli geliştirmeyi başardı. Şu anda Türk turizmi dünya ölçeğinde her ülkeyle rekabet edebiliyor, değişen şartlara karşı stratejiler geliştirebiliyor. Çok güzel. Ve tabii ki şu anda dünya altıncısıyız. Yani hedefimiz ilk beşe girip sağlamca o konumuzu korumak ve artık ülkemizin sahip olduğu değerleri hak ettiği fiyat ve değerlerle buluşmasını sağlamak. İnşallah. Türkiye turizmden şu an itibariyle altıncısı, bunun da ülke kalkınmasına katkılarını da hemen
hatırlatayım. Hı hı. Evet, 32 milyon turist geldi 2012 yılı sonu itibariyle bir yılda ve bunun ülkeye kazancı 29 milyar dolar. Evet. 29 milyar dolar ve 32 milyon yabancı ziyaretçiyle Türkiye şu anda turizmde bir başarı öyküsünü gerçekleştirmiş. Bu tartışılmıyor, dünya hı hı. altıncısı konumunda. Ne güzel. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldığınız, şeref verdiniz. Son olarak siz neler söylemek istersiniz? Evet, ben teşekkür ediyorum. Turizm tabii kendine olan bir şey değil. Hı hı. Kültürü biraz daha önemsemek gerekiyor. Evet. Kültürü gelecek kuşakların, geçmiş kuşakların mirası ve geleceğe aktaracağımız emanetler olarak görmemiz gerekiyor. Bu anlamda biraz daha yaşadığımız ilin, yaşadığımız coğrafyanın hikayesiyle, tarihçesiyle, bu bölgemizde yaşayan önemli eserler vermiş insanların hayat hikayeleriyle ve ortaya koydukları eserleriyle, bölgemizin şarkıları, türküleri, masalları ve destanlarıyla, bölgemizde bulunan doğal ve kültürel varlıkları daha yakından tanımaya dönük bir bilinç değişimi olması gerekiyor. Vatandaşlarımız bu konuda biraz daha özenli, biraz daha sorumlu davranırlarsa dünyada bu ilgiye, bu mirasa, bu güzelliklere kayıtsız kalmayacak. Çok yakın bir süre sonra size şunu söyleyebilirim. Türkiye'nin tartıştığı sorun ziyaretçi yokluğu olmayacak, ziyaretçi çokluğu olacak. İnşallah. Çünkü büyümenin de sorunları vardır. İnşallah bu bölgeyi, bu istikrarlı ortam devam ederse, bakanlığımızın planlı yaklaşımlar, yerel yönetimlerin ve tabii ki siz medya mensuplarında bu hı hı. bilinci genişletmesi ve yaymasıyla bu bölge kalkınma, refah, huzur, barış adına hak ettiği payı alacak. İnşallah daha hayırlı sonuçlara ulaşacağız diye temenni ediyorum, İnşallah. Umuyorum. İnşallah. İnancım budur. Ben teşekkür ediyorum. Efendim çok teşekkürler. İnşallah yine bir başka programda yine Bitlis'e gelirsiniz ve biz yine sizi burada ağırlama şerefine nail oluruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür çok ediyorum. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. 20 ilin kültür ve turizm müdürü Bitlis'te toplandı. Kültürel zenginlikler Bitlis'te masaya yatırıldı. Bu kadar önemli bir toplantı ilimizde gerçekleşti. Toplantının ayrıntılarını stüdyo konuklarımızdan öğrendik. Kültür Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Mahmut Evkuran ve Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Hüsnü Işıkgör'ü stüdyomuzda ağırladık. Toplantının ayrıntılarını kendilerinden öğrendik. İstemeden de olsa sürçülisan etmişsek affola efendim. Yayında ve yapımda emeğe geçen tüm arkadaşlarıma ve stüdyo konuklarıma sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Haftaya yine aynı saatte 19.30'da görüşünceye dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum.